Yeniden merhaba. İşin sırrıyla devam ediyoruz. Ankara'ya gideceğiz. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrası memur maaşları ve zamları açıklanmıştı. Murat Ovucu bekliyor bizi. Memur Sen Genel Başkanı ile birlikte karşımızda. Murat. Teşekkürler. Malum uzun süredir devam eden bir süreç, oldukça da çekişmeli geçen bir pazarlık süreciydi ve sonrasında iki tarafın da uzlaşısıyla sonuçlandı toplu sözleşme ve 2022 yıl için %5 artı 7, 2023 için ise %8 artı 6'lık bir zam oranı, ayrıca toplu sözleşme ikramiyesinde de 135 liradan 400 lira çıkan bir rakam gördük. Tabii detaylarını konuşacağız. Memurların kazanımları neler? Onları konuşacağız. Konumuzda Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sohbetimizde de bahsettik. Biraz böyle çekişmeli bir süreç oldu gördüğümüz kadarıyla. Son saniyelere kadar görüşmeleriniz devam etti. Evet. Ama sonrasında bir uzlaşma çıktı. Öncelikle bu toplu sözleşmeden memurların kazanımları neler? Bunu bize anlatır mısınız kısaca? Şimdi toplu sözleşme sürecimiz bizim 6 milyon üzerinde insanı ilgilendiriyor. Dolayısıyla büyük bir alan ve kamunun tamamındaki sorunlara ilişkin geniş bir madde sayısı var masada görüşülen. O yüzden süre boyutuyla sonuna kadar kullandığımız, son limite kadar süreyi zorladığımız bir toplu sözleşme oldu. O yüzden mücadele boyutuyla sonuna kadar bütün örgütlülüğümüzü sahaya yansıttığımız bir toplu sözleşme oldu. 15 bin kişiyle Ankara Anadolu Meydanı'nda bir miting gerçekleşti bu süreçte ki bu 20 yıllık süre içerisinde bu çapta bir sendikal miting söz konusu değil, talep ve teklif amaçlı. Neticede 26 Temmuz'da başlayan, bizim tekliflerimizi sunmamızla başlayan süreç 22 Ağustos itibariyle tamamlanmış oldu. Ve 2 yıl için toplamda %26 oransal iyileştirme, kümülatif olarak 28.61 2 yılda yapılacak olan iyileştirme ile birlikte bunun yanında hizmet kolları boyutuyla 11 hizmet kolunda ayrı ayrı çok geniş bir kazanım skalası şeklinde bir skalayla beraber toplu sözleşmede devasa iki konu olarak gördüğümüz kamu açısından birisi 3600 ek gösterge başlığı, bir diğeri de sözleşmeler başlığı olmak üzere iki başlığa da geniş yer vererek ve bunların 2022 yılı içinde çalışacak şekilde karar metnine dönüştürerek toplu sözleşmede çok önemli bir mesafe almış durumdayız. Genel olarak ifade ettiğimiz bu %28.61'e varan yıl sonu itibariyle toplam iyileştirmenin yanında seyyanen iyileştirme yapılan alanlar var. Mesela 4060 TL olan İHA'seli personel, yani idari hizmet sözleşmeli PTT'deki personele bir kalemde 300 TL seyyanen iyileştirme gelmiş durumda. Onun için bu çok ciddi bir rakam. Hemşireler için var, sağlıkta hekim dışı personelle alakalı bu anlamda uzun süredir bir talebimiz vardı. 270 TL ile 420 TL arasında bir iyileştirme söz konusu. Öğretmen için, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni için 2 saat haftada ek ders olmak üzere ayda 200 TL bir iyileştirme söz konusu. Yine MTA personelinde 180 TL, KOSGEB personelinde 150 TL, imamlarda 90 TL gibi bütün alanlarda benzer iyileştirmeler söz konusu. Onun için hizmet kollarında da toplamda 1.5 puan olmak üzere bir meblağ hizmet kollarında dağıtılmış durumda. Çünkü orada da sıkıntılı olan yerler var. Buna ilişkin bazı sektörel düzeltmeler gerekiyor. Bunun yanında giyim yardımı, aile koruyucu yardımı, giyimle beraber giyim yardımının verilmesinin alanını genişlediği gibi havacılık tazminatının %50 artırılması gibi ulaştırma hizmet kolunda ya da yemek yardımı ya da kumanya yardımı şeklinde işte AFAD personeline, belediye personeline gibi alanlara ilişkin çok geniş bir skala söz konusu. Onun için benim özellikle bu yayın vesilesiyle izleyenlere tavsiyem, çalışanlara mutlaka hizmet kolu kazanımlarını inceleyerek hangi alanda ne gibi kazanımlar geldi konusuna bakmalarıdır. Ben resmi gazetedeki tebliğde 255 madde vardı yanlış hatırlamıyorsam, evet. 11 hizmet kolunda. Geniş bir skala, bazıları onların A bendi, B bendi, C bendi şeklinde olduğu için çok daha fazla madde sayısı söz konusu. O yüzden bu toplu sözleşme şu ana kadarki üretilen en ciddi kazanım içeren sözleşme. Dolayısıyla kapsam genişlemesi boyutuyla reformist bir toplu sözleşme. Çünkü biz 3600 ve sözleşmeler konusunu masaya ne zaman getirsek masada buranın kapsamının dışarısında bunu burada görüşemeyiz diyorlardı. KPDK gündemine getirmeye çalıştığımızda yine aynı
defansla karşılaşıyorduk. Ama o noktadan biz toplu sözleşmede hüküm altına aldığımız ve bir yıl içinde yetkili konfederasyonla birlikte çalışılacaktır süreç dediğimiz ve katılımcılığa da fırsat verdiğimiz bir zemin ürettik ki bu muhteşem bir alan ikisiyle ilgili. Çünkü 3600'ün çok ciddi bir mali tarafı da olacaktır. Ona geleceğim ama şunu sormak istiyorum. Az önce kullandığınız ifade şu ana kadar en ciddi kazanımın yaşandığı sözleşme dediniz. Bazı eleştiriler var. Özellikle memur sen masaya %21 artı %17 zam teklifiyle geldi ama onun çok altında bir rakamı kabul etti. Buna imza attı diyor. Neden imza attınız? Yani bu eleştirilere ne dersiniz? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Bizim masada oransal artışlarla beraber diğer maddelerimiz ve başlıklarımız var. Masada 3600 bunlardan birisi, oransal bunlardan birisi, sözleşmeliler bunlardan birisi, toplu sözleşme ikramiyesi konusu bunlardan birisi olmak üzere masada geniş bir skalayla masada bulunuyoruz biz. Bize bu anlamda ilk verilen teklif 23 idi. %23'lük bir teklif verildi. Biz ondan sonra adil bir teklif gelsin diye uzun süre, o bir haftalık kalan süre içerisinde çok yoğun bir trafik yaptık. İllerde basın açıklamaları yaptık. Ve Ankara'da geniş başkanlarımızı Ankara'ya davet ettik ve bir eylem kararı aldık. Ve Anadolu Meydanı'nda az önce de ifade ettiğim gibi son 20 yıl içerisinde bu tip bir eylem yok. 15 bin aşan geniş bir kitleyle bir tepki eylemi ortaya koyduk ve adil bir teklif gelsin diye bir baskı unsuru oluşturduk. Fakat memur sözleşmesindeki zaman darlığı konusu bizim en büyük baş belamız. Onun için biz mevzuat itibariyle toplu sözleşme yasamızı sonuna kadar eleştiriyoruz. Dışarı çıktığımda da dikkat ettiyseniz bakanla beraber bakanla açıklama yaptığında, ben dışarıda açıklama yaptığımda ilk kurduğum cümle 4688 cümlesiydi. Çünkü bizim masamız süre boyutuyla baskılanıyor. 2 ay boyunca işçilerde süre varken masada pazarlık süresi, memur sözleşmesinde 1 aylık sürenin içerisine hem tasnif, hem müzakere, hem mücadele, hem hakeme gitme, hem de hakeme gitmeyi düşünme olmak üzere tamamı paketlenmiş, ziplenmiş bir süre içerisinde süre yönetimi kullanılmak durumunda. Bu son derece dezavantaj. Neden? Şunun için. Siz kamuda diyelim 700 bin işçiyle ilgili gündemi görüşürken, yıllardır işçi sendikalar olarak toplu sözleşme hakları var. Siz 2011'den sonra almışsınız toplu sözleşme hakkınızı. Toplu görüşme hakkı zaten bir işe yaramıyordu. Biz masaya götürdüğümüz sadece hizmet kolu boyutuna madde sayısı 600 ile 700 arası. Genel toplu sözleşme ilişkin 122 maddeyi üzerine koyduğumuz zaman daha şişkin bir rakam ortaya çıkıyor. Ya zaman bu kadar konuyu siz o masada çözeceksiniz ve görüşeceksiniz. Onun için masada yeterli müzakere zamanı tanınmıyor ve dikkat ettiyseniz toplu sözleşme biterken orada bir kargaşa oldu, ekranlara da yansıdı. Neden? Çünkü toplu sözleşmenin metinleri bir son gece 1'e kadar müzakere devam etti Sayın Bakan'la. Gece 1'e kadar. Gece 1'de dağılmak durumunda kaldık çünkü herkes yorgun düştü, bitkin düştü artık. Ve yarın toplu sözleşmeye ilişkin şu saate kadar anlaşma sağlanabilirse basına bilgi verilecektir diye bir basına bildiri duyuru geçildi. Ama bizim hükümlerimiz, madde hükümlerimiz yazımı bitirilemedi. Dolayısıyla oradaki o kaosun nedeni oydu. Orada bir ekrana yansıyan bir şey vardı. Bunun nedeni bu. Zaman kısıtlı. Zaman kesinlikle memur sözleşmesinde yetersiz. Yani siz hakem kuruluna o yüzden gitmediniz ya da yani eleştiri niye daha az bir rakamı kabul ettiniz eleştirisi olduğu için? Bir defa şu var. Yani bizim buradaki temel şeyimiz ortada. %38'lik bir bandı önermişiz. İkinci bir zam teklifini ısrarla zorlamışız. Ve son anda masada bir rakam ifade ediliyor. Şimdi burada sizin bir şey yapmanız lazım. Hakeme gittiğiniz zaman, hakeme giderken kazanım olarak masada ürettiğiniz konuları hakeme götürmeniz lazım. Geçen toplu sözleşmeyi hatırlayalım. 5. dönem toplu sözleşmede. 5. dönem toplu sözleşmede biz 7 hizmet kolu sözleşmesi imzalayabilecek aşamaya gelmişken, diğerleriyle ilgili maddeler dururken, hakeme giderken ham maddeler üzerinden gidildi. Ham metinler üzerinden. Yani burada da masada o imza kısmı hala tamamlanamamıştı. Yani kazanımlar kaybedilebilirdi. Kesinlikle. Ve hakeme gittiğinde de %23 üzerinden amel edilirdi. Çünkü 23 teklifine ikinci bir teklif getirilmedi. Bu açıdan biz oranın yüksek olması için sonuna kadar limiti zorladık. Ve masada 26'lık bir banda kadar çıkış sağlanmış durumda. Daha yukarısı mümkün mü? Zaten daha yukarısı için uğraşıyoruz biz. Ama bununla beraber 3600 ek gösterge gibi, sözleşmeliler gibi, az önce ifade ettiğim gibi bir buçuk puan ki 7 milyar ediyor toplamda yıllık maliyeti. 7 milyarlık hizmet kollarındaki alanlara ilişkin iyileştirmeler gibi bütün maddeler hakeme giderken
düşebilirdi. Sayın Başkan, çok 5 dakikamız kaldı. Önemli konular da var. 3600 ek gösterge bunlardan bir tanesi. Kısaca nasıl bir süreç bizi bekliyor 3600 ile ilgili? Nasıl bir çalışma olacak? Kapsamı nasıl olacak? Herkes yararlanabilecek bundan? Kısaca bunu anlatırsanız. 3600 ile ilgili bizim o masadaki o krizlerimizden birisi buydu. 3600 maddesi ve sözleşmeler maddesinde bir sınırlama hüküm vardı. Biz o maddeyi kabul etmedik ve onun için orada masada bir gecikme süreci yaşandı. Ama daha sonra o maddenin geniş olarak kimseyi bu anlamda içerisinde ben var mıyım dedirtmeyecek şekilde neticede bir hüküm maddesi koyacaksınız ve bunu komisyon olarak bir yıl içinde çalışacaksınız. Daha baştan bazı sözleşmeli personeli kapsam dışı bırakırsanız ya da 3600 beklentisi olan kişiyi madde hükmüyle kapsam dışı bırakılırsa bu kabul edilebilir mi? Onun için biz o maddeye biz de itiraz ettik komisyonda. Bu madde bu şekilde olursa biz masada olmayız dedik ve oradaki o yaşanan durum buna tekabül ediyor. Bu nedenle daha sonra o maddeyi bir hükme dönüştürdük ve geniş bir çerçevede yetkili konfederasyonla 2022 yıl içinde çalışılacak, tamamlanacaktır diyerek hüküm altına aldık. Tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde mi olacak tabii, çalışma? Tabii şu an orada bir sınırlama yok. Orada geniş bir çerçeve çünkü söz daha konusu. Daha önce polis, hemşire, din görevlisi ve evet, öğretmen işte denmişti. Bazı meslek grupları cümlesi vardı, çıkarttırdık onları. Anladım. Bütün o yüzden kamu görevlileri için bunu geçerli. Tamamlamış olduk. Ve bu toplu sözleşmenin en kıymetli yanlarından birisi şu. Bu toplu sözleşme sendikalı ile sendikasız arasında bir makas oluşturmuş durumda. Bizim memur sendikacılığının bu anlamda bir dezavantajı var. O dezavantajımız şu. Bizde örgütlü olanlar cezalandırılıyor, ödüllendirilmiyor. Örgütlü olanın emeği, örgütsüz olan, sendika ne işe yarıyor diyen herkese tabiri caizse dağıtılıyor. Ve emeğin ederi, değeri, kıymeti ayak altına alınıyor. Bu açıdan işçilerdeki dayanışma aidatı sistemi bize gelmediği müddetçe biz bu anlamda dezavantajlı pozisyondayız. Bunu nasıl telafi edebiliriz? 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi konusu 3 ayda bir verilen 134 TL'ydi. 3 ayda bir. Şu an işte en son yattı. 134 TL her 3 ayda bir mi veriliyor? 3 ayda bir veriliyor. 134 3'e mi bölünüyor? İkramiyesi. Hayır. 3 ayda bir veriliyor 134 TL ama memur aidat öderken 4060 TL alan İHA'lı personel maaşının 1/5'ini sendikaya aidat ediyor. Yani 20 TL ödüyor. 3 ayda bir 60 TL ödüyor. Geri kalan kısmı cebine kalıyordu. Şimdi biz ne yaptık? 400 TL'ye çıkardık. 400 TL olunca ne yapacak? 3 ayda bir diyelim 60 TL %5'lik maaşların oransal artışıyla diyelim 80'e çıktı. Siz ne yapacaksınız? Veya 70'e çıktı. 330 TL kişinin cebine kalacak. Onun için 28.26'lık burada bir kümülatif toplamda 2 yıllık oranın yanına siz 300 TL seyyanen iyileştirmeyi koyacaksınız İHA'lı personelde. Bir de aylık 88 TL üzerine sadece yeni getirileni koyduğunuz zaman bu 2 puan demektir ona. Bu bütün sendikalı memurlar için geçerli mi? Bütün sendikalı memurlar için geçerli değil. %1 barajını geçen sendikaların üyeleri için geçerli. Ya sadece memur senin için geçerli değil. Hayır değil. Onun için bizim hizmet kolumuz. Mesela eğitim öğretim bilim hizmet kolunda. Ben aynı zamanda eğitim bir senin genel başkanıyım. Dolayısıyla benim hizmet kolumda 1 milyon 240 bin civarında sendikaya üye olabilecek kitle var. Bu kitlenin %1'ini sağlamanız gerekir. Yani 12.400 üyeyi yakalarsanız dolayısıyla o zaman siz de 400 TL almış olacaksınız. Ama durmadan bir sendika enflasyonuna dönüştü aşağısı. Sendikacılık yapmak isteyen de, pazarlamacılık yapmak isteyen de, sendikacılık alanını kullanarak başka şey yapmak isteyen de herkesin girdiği bir alan var. Ya örgütlenmeyi teşvik edecek mi bu? Biz örgütlenmenin zaten önünde bir engel yok. Niye? Çünkü bizim yasamız şunu diyor. Yasamız diyor ki 3 ayda bir 45 TL toplu sözleşme ikramiyesi verilir. Bu herkes için veriliyor zaten. Yani %1 altında da olsa veriliyor. Üstünde de olsa zaten bunu alıyor ama üstünde olanlar şimdi 400 TL'ye çıkmış durumda. Anladım. Onun için işçilerde de %1 örgütlenme barajı var bu anlamda. %1 örgütlenme barajını yakalayamayanlar kurumda iş yerinde yetki almış olsa bile bu anlamda toplu iş sözleşmesi boyutuyla o yetkiyi kullanamıyor. Bu açıdan son sözlerinizi alacağım. Bu açıdan bu toplu sözleşme hem kazanım boyutuyla hizmet kollarındaki kazanımların tamamını dikkate aldığınızda çok ciddi bir kazanım skalası oluşturmuş durumda. Bunu ilgilisi biliyor, herkes biliyor. Sendikalı olan boyutuyla sendikalı sendikası arasında bir makas oluşturmuş durumda. Bu açıdan sendikalı hayat açısından olağanüstü bir önem taşıyor bu. Oransal boyutuyla daha yüksekleri mümkün mü? Daha yükseğini almak için uğraştık. Son ikinci teklif masada geldi ve dolayısıyla masanın hemen ağzında ifade edilen rakam 26. Bunu daha yukarı çıkarmak için çok olağanüstü gayretlerimiz oldu bizim 23'lük teklifi. Ama neticede şu var. Siz toplu sözleşmede masada uzlaşıyı sağlayamadığınızda hizmet konudan aldığınız 3600 ek gösterge sözleşmeliler konusu gibi bütün konular hakeme giderken
tıraşlanarak götürülüyor ki geçen toplu sözleşmede böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Onun için memur sendikalarına ilişkin yasanın bir an önce değiştirilmesine, Türkiye'nin demokratikleşen Türkiye'de demokrasiye ilişkin cümle kullanıyoruz. Dolayısıyla şunları şu alanlara demokratikleştik diyoruz. Uluslararası çalışma yasasına, ILO normlarına, memur sendikacılığının yasasına uydurmak gerekiyor. Eğer bunu uyduramazsanız bu memur sendikacılığı için bir dezavantaj olarak devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun kazanımlarınız. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'la birlikteydik. Geçtiğimiz pazartesi günü imzalanan toplu sözleşmedeki kazanımları konuştuk. Söz tekrar İstanbul'da. Teşekkürler Murat Ovucu. Evet, devam ediyoruz gündemden diğer başlıklarla.